Otomatikman korumadasınız. Hayatta hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Üçüncü gözleri de açılır. Alan ordularından görevini kütlemler. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi yani o çok sırlıdır yani. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir bilgisayarın enerji YouTube çıkmından yine Murat Açan'la birlikte de iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Pek kendimizden bahsetmedik ama biz gündüz tabii farklı işlerle uğraştığımız için check-in'lerimizi akşam yapabiliyoruz. Tabii kolay olmuyor. İşte montajıdır, çekimidir, günün yorgunluğudur. Biraz zor oluyor ama ilgilendirme amaçlı biz bunu severek yapıyoruz. Bunu da pek istedim. Hani yoksa tam böyle insanların yemek saati oluyor ya da tam yemekten sonra çay içme saatine denk geliyor ama olsun. Aşkı bunun için. Evet. Nasılsınız hocam? Nasılsınız? Allah'a çok şükür, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok, çok teşekkür ederim hocam. İsterseniz bugün biraz Ayet-i Kürsi hakkında bir bilgilendirme yapalım, ne dersiniz? Çok iyi olur. Ya. Benim de bu konuda biraz tecrübelerim var. Biraz da artık sen anlat, ben de dinleneyim yani. Ben de böyle biraz... hep sen beni seyrediyorsun, biraz da ben seni seyredeyim. Şimdi biz hocamla konuşurken Muhyiddin İbn-i Arabi, ben çok seviyorum, eserlerini de çok seviyorum. Anladığım ölçüde okumaya çalışıyorum. Hocam da severek okuyor, takip ediyormuş. Onun öğretileri bizim için çok önemli. Bununla birlikte o sevgili Muhyiddin İbn-i Arabi 40 bin Ayet-i Kürsi'nin gizeminden bahseder. Kur'an'ın indiği saatler olan sabah ezanından hemen önceki bu bize göre Türkiye konumuna göre ortalama saat 3 ile 6 arası saatler değil mi hocam? Aslında teheccüd yani, namazlarına da kalkılması gereken saatler gecenin, günün en karanlık olduğu saatler 3 ile 6 arası. Kur'an'ın 3 saatler arası bu diye söyleniyor. Ama bu saatlerde bir sır gizemli olduğu söyleniyor. Bu saatlerin önemi tabii namaz vakitleri Kur'an'da direkt yazmaz ama belli saat aralıklarından bahseder. Bu saat aralığında yine Dehr suresi, İnsan suresi ya da Zaman suresi olarak çevrilmiştir. İnsan suresinde de bahseder bu saatlerden. Gecenin üçte birlik bir kısmında kalkın, ibadetinizi yapın şeklinde. Ayet-i Kürsi'yi özellikle bu teheccüd namazına kalkıldıktan sonraki bu sabah namazına kadar olan kısımda veya yapamıyorsanız sabah namazından sonraki kısımda 40 bin adet okumanın çok sırlarından bahsediliyor. Bunu zaten hepsini birden okuyamazsınız arkadaşlar ama yani bu 40 bini tamamlamak. Ya 10 okursun, 100 okursun, 1000 okursun ama ben şunu denedim. Gerçekten günde 1000 kere okudum arkadaşlar. 40 bine tamamladım çok şükür. Ve 40 bine tamamladığımda inanılmaz derecede açılımlar oldu. Bunun sırları var. Birincisi, biyoenerji ile birlikte Ayet-i Kürsi okumaya devam ederseniz otomatikman korumadasınız. Hayatta hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Allah'ınlar bana yeter dedi. Üçüncü gözleri de açılır. Üçüncü göz zaten okunmadı. Yani Muhittin Arabi buyurum ettiğim için. Muhittin Arabi Hazretleri zaten der yani der ki 40 bin Ayet-i Kürsi okuyanın üçüncü gözü açılmazsa ben evliya da değilim, erhane değilim. Katiyen yani bunu kesin olarak söylemiştir. Bunun sırları var. Tabii. Şimdi çok okumayın derler. Belli duaları ve belli esmaları. Neden? Çünkü göksel varlıklardan, Allah'ın ordularından görevli kütlemler oluyor. Bu surelerin, bu esmaların görevli korumaları yani. Kütlemler oluyor. Yani onun görevli varlıkları ve korumaları. Aslında siz bunları okurken onu da çağırmış oluyorsunuz bir yerde. Dolayısıyla bazı şeyleri yaparken, önerdiğimiz şeyleri yaparken ruhen temiz olmak, nötrde kalmak, dedikodudan uzak durmak, bir takım
kalbi temiz tutmak çok önemli. Çünkü siz bir çalışmaları yaparken bir taraftan pozitif desteği arkanıza alırken bir taraftan da negatif var. Onun dikkatini çekebiliyorsunuz. Sizi yolunuzdan saptırmak için gelmek isteyenler, ziyaretçiler olabiliyor. O bunlardan korkmayın. Zaten o kadar çok ayet-i kürsü okuduğunuz zaman korkularınızdan da kurtuluyorsunuz. Zaten en büyük koruma kalkanlardan bir tanesidir ya. Kabe'nin ölçüsünde bile ayet-i kürsü var. Yani çok hikmetli. Bakara suresinde bulunan bir ayettir. Bakara suresinde bulunuyor. 255. ayetlerinde. Bakara suresi ne var arkadaşlar? Orada geçer. Bakara suresinin ayetlerindendir ayet-i kürsü. Ben ilkokula gittiğimizde Kur'an kurslarına giderdik küçükken. Orada sureler öğretilirdi. Ayet-i kürsü en sona öğretilirdi. Çünkü çok uzundu. Ayet-i kürsü ezberlemeden okul dönemi başlayan arkadaşlarımız olurdu. Çok şükür, çok şükür ezberlemişim, öğrenmişim. Daha önce ben bu bilgiyi saatteyken 7 kere mutlaka okurdum. 7 kere okumanın da sırrı var tabii. Ama hani belli kapılarım açılsın, belli idrak seviyem artsın, belli bilgilerim artsın. Daha nötrde kalayım. Daha Allah'ı hissedeyim. Daha iyi bir insan olma yolunda bir şeyler yapayım. Ve bazı ilmiyle dün denilen lehmi mahfuzda yapılı bilgilerden biraz nasipleneyim diyorsanız, belli açılarım olsun, açılımlarım olsun, daha iyi idrak edeyim diyorsanız 40 bin ayet-i kürsüyü ömrünüzün sonuna kadar okuyabilirsiniz. Bunun bir sayısı, şusu, busu yok. Ama ben çok hızlı ilerlemek istediğim için günde 1000 tane okuyarak, ha belli günler 200 okudum, belli günler 100 okudum, bir şekilde 40 bine tamamladım. Ve 40 bin ayet-i kürsüyü tamamladığım gün Murat Hoca'yla dedim ki ben bunu tamamladım. O da çok sevindi. Son 37 binde bitti kalmıştım. Zor oluyor arkadaşlar, uzun gidiyor ama bir süre sonra öyle oluyorsunuz ki ben rüyamda sabaha kadar ayet-i kürsü okuyarak uyanıyordum. Özellikle 20 bine 30 bine arasında okuyarak mesela uykuya dalıyordum. Tabii sayı çok ya, hani her sabah 3 ile 6 arası yaptığım zaman uykuya dalıyordum. Uyurken bile sabaha kadar ayet-i kürsü okuyordum rüyamda. Sabah kalktığımda hala ayet-i kürsü okuyarak uyanık buluyordum kendimi. Bir süre sonra bütün bu hücreleriniz her şeyinle destek veriyor size. Okumaya başlıyorsunuz. Güçleniyorsunuz yani. Çok güçleniyorsunuz. Hafızanız güçleniyor. Rüyalarınız netleşiyor. Rüyalarınız tamamen değişiyor. Özellikle kabus gören arkadaşlar varsa. Bakara suresini hocam şimdi tamam Kur'an'ı okuyalım, anlayalım. Türkçe okuyalım. Ha beni şimdiye kadar okudum. Beklediğim birkaç tefsir var. Tefsirlerden kendime çok uygun olmayan kısımlar oluyor. Beklediğim birkaç hocamın tefsiri ama onları bekliyorum. Ama bir taraftan Türkçe bunu anlayıp tabii ki ahlak kitabı olduğu için, çok iyi bir ahlak ve öğreti kitabı olduğu için de uygulamamızı istediği için zaten o yüzden iniş süresi de çok uzun, 25 yıllık indik süreçte uyuyor. Parça parça uyuyor. Çünkü siz sadece bunu okuyup kenara koyun diye değil, bu hayatınızı uygulayın, buna göre, bu ölçüye göre, bu ahlaka göre yaşayın istendiği için. Ama Arapça okunmasının da tabii çok önemi var. Ayrı bir sırlı. Onun da ayrı bir frekansı var. Bizim de olayımız frekans ve titreşim, biyoenerji tabii olduğu için biz bu konulara daha da bir önem veriyoruz. Geceleri kabus görüyorsanız ya da farklı şeylerden rahatsızlık duyuyorsanız veya korkularınız varsa açın Bakara suresini. Açın. Çok duymanıza gerek yok, uykunuzu vermesine gerek yok. En kısık sesle açın. O frekansla odayı bir temizleyin bakalım. Bakara suresi açıktan bu uykuya dalmayı deneyin bakalım. Zaten uzun sürede. Mutlaka zaten. Güzel bir yerine 5 dakika falan sürer. Bir YouTube dalın açın. Bunu dinleyerek birkaç gün okumayı deneyin bakalım. Bir de yani şimdi mesela ikindi namazının bitiminden itibaren akşam namazının gerisiye kadar o süre içerisinde evinize dinlettirdiğiniz zaman evin içerisinde tabii sizler de dinleyeceksiniz. Mesela 7 gün boyunca bunu yapın, evinizi gerçekten bereketler artacaktır. Yani buna inin. Yani bunu ben denedim bizzat yani. Anahtarı. Tabii ki. Anahtarı. Ya, ya bütün dualarımızın zaten önemi çok büyük. Hani Allah-u Teala boşuna indirmedi onları bizler için indirdi ama en sırlı Bismillahirrahmanirrahim kelimesi yani o çok sırlıdır yani. O onun için şimdiye kadar kimse çözemiyor. Bugün. Aslında çok etkili bir şey. Yani ama çözülemiyor. Çözmeye yani tabii uğraşıyoruz yani gizemini, sırrını onu da mutlaka çok büyük bir hikmeti olduğunu biliyoruz.
Çünkü her duanın başında bir Bismillahirrahmanirrahim var. Demek ki bir kilit yani. Kopurman bir anahtar yani. Şimdi bunun sırrı çok büyük olduğuna eminim. Ama bütün mesela ayetel kürsünün de kendine göre çok güzel sırları var. Mesela tabii koruyucuları var. Bütün duaların koruyucuları var zaten. Mesela şimdi Fatiha suresinin de şifayen okunan bir suredir. Ama Fatiha suresini bağlayan aynı zamanda Fetih suresi Esma-ül Hüsna'da Fettah'tır. Yani bu üçü de Fatiha suresine eş değerlidir. Ve Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in anahtarıdır. Bunlar da Fettah, Esma-ül Hüsna'sı Allah'ın isimlerinden. Bu ve Fetih suresi üçü birleştiği zaman mükemmel bir şey oluşuyor. Arkadaşlar ilk okumaya başladığımda ben inanılmaz derecede üzerimde bir ağırlık oluyordu. İnanılmaz derecede esnemeye başlıyordum. Sonra alttan Bakır suresini açıyordum. 3-5 dakika içerisinde esnemeye ağırlığım geçiyordu. Çok negatif ağırlıklarına dikkatini çektiğiniz için ve onlar da bunu bok yapmanızı istemeyeceği için üzerinize ağırlık veriyorlar. Eterik kanca da atabiliyorlar. Ama bunlar bir süre sonra okuduktan sonra benim çok okumamın bir sebebi vardı açıkçası. Hem biraz ilmiyle dün hızlı ilerlemek istiyordum. Bir de ihtiyacım vardı. Ruhen ve bedenen ihtiyacım vardı. Hissediyordum dibe çekildiğim bir dönemdeydi. Şifalanma ihtiyacım vardı manevi anlamda da. Bu süreçte başladım zaten okumaya. O dönemden sonra hiç bırakmadım. Her gün mutlaka 7 sefer de olsa mutlaka okumayı. Ama tabii ben şimdi çok okumaya alıştım. Şimdi 100 sefer falan beni artık okuduğum zaman şimdi uzun bir süre yani bir hafta oldu. Bayağı bir ağırlaştım. Sonra onu ısrarla okumaya devam ettiğiniz zaman göreceksiniz ki üzerinizde eterik kanca varsa, üzerinizde farklı negatif etkiler varsa teker teker dökülüyor arkadaşlar. Hatta bu duayı okuduğun zaman çarklar, cinler yanıyormuş arkadaşlar, size yalaşamıyorlarmış. Yani bu kadar açık açık da bunu söyleyeyim. Yani yalaşamıyorlar, korkuyorlar yani, gelemiyor. Hiçbir negatif varlık gelemiyor. Onun çok büyük etkisi var. Çok korkuyor. Yani, Ayet-el Kürsü'nün işte el hakkın nasıl, işte Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e işte yapılan büyülerden, sihirlerden korunması için bu indirilen en başlardan bir tanesi zaten Ayet-el Kürsü. Sonra Felakbaz, bunlar bir Fatiha Suresi'ne de Fatiha Suresi'de en başta çünkü o Kur'an-ı Kerim'in anahtarı. Onu başka da bugün Fatiha kurutları uzun uzun anlatırız. Onu anlatacağız. Şimdi bütün süreleri kendine göre hem dediğim gibi korumaları var. Aynı zamanda güçleri var. Hepsi güçlü çünkü. Ama hepsinin nereye ne yarıyor onu çok iyi bilmek lazım. İşte bilinçli okumanın sırrı da zaten buradan. Yani tabii ki Türkçe açıklamasını çok iyi bilmeniz lazım ki okuduğunuz şeyi anlamını bilerek Arapçasını okuduğunuz zaman ama bir yönden de aklınızdan Türkçe mealini de getirerek okuduğunuz zaman bütünleştirdiğiniz zaman. Tabii yani okuduğunuz şunun anlamı geldiğini bilerek okumazsanız zaten okuyamıyorsunuz o kadar, onu da söyleyeyim. Ne anlama geldiğini bilirseniz o size çok daha fazla güç veriyor. Tabii ki. İçten isteyerek, arzulayarak, niyetine girerek okursanız her şeyi faydası vardı arkadaşlar. Bütün dualar. Ama ben özellikle bu 40 bini özellikle söylemek istedim. Evet çok. İsterseniz ömrünüzü boyunca okuyun. Ama benim gibi hani çok yükselmek ya da idrak seviyesini açmak isteniyorsa mutlaka buradan başlanması gerekiyor arkadaşlar. Hani 40 bini bitirdim. İkinci 40 bindeyim şu anda. Tabii iş yoğunluğu, şey yoğunluğu. Tabii yazın daha rahattım. İş yoğunluğu şu bu falan tamam. 1000 tane günde okumam çok zor oluyor. 200 de olsa, 300 de olsa, 500 de olsa koymaya çalışıyorum. Bir süre sonra zaten saniye bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane zikir matik eskittim, kaç tane fuhşişi basbaz oldu bilmiyorum ama. Yani onun verdiği o his öyle bir şey bırakıyor ki üzerinize. Öyle o korumayı o kadar derinde hissediyorsunuz ki arkadaşlar. Ne mutlu sorun oluyor yani. Herkese nasip olsun. Okumayı bırakamıyorsunuz yani. Yani diyorum ya işte bazı insanlar yani biz insanoğlu bir şeyi mesela namaz kılarken işte elhamı okuyoruz ama elhamın anlamını bilmeden okuyoruz mesela. Şimdi aslında onun anlamını bilerek okusak namazı öyle kılsak var ya müthiş bir şey. Yani işte önemli olan Fatiha'yı o aslında ölmüşlerimizin arkasına okuyoruz. O aslında yaşayanlar için bir ya kitap. Zaten bak, öldükten sonra yapacak bir şey kalmıyor. Ama şöyle bir şey var. Hani bunları rahat eder mi? Eder. Onu söyleyeyim ama yaşayanlara derin sırlar içeren ve öfter içeren bir Fatiha Suresi.
Namazda zaten annemize, babamıza biz dua etmiş oluyoruz. Rabbena sureleriyle. Rabbena sureleri diyorum. Rabbena dualarıyla. Bu Rabbena duaları zaten orada hem annemize hem babamıza zaten istiyoruz. Otomatikman istiyoruz yani o dualarımızda. O yüzden işte namazın hikmeti burada. Hem namaz kılarsan hem annene hem de baban için zaten gereken görevini, vazifeni getirmiş oluyorsun. İşte Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de diyor, annenize babanıza sesinizi yükseltmeyin, onlara iyi davranın. İşte sen namazı kıldığın zaman da hem annene hem babanı orada zaten Rabbena dualarında var. Açıklamasına baktığın zaman hem annen hem baban için bir şeyler istiyorsun. O yüzden her duanın ve her surenin, her ayetin kendine has, kendine özel sırlarla gizli. O yüzden okumakta fayda var arkadaşlar. O zaman hocam teşekkür ederim. Bugün ayetel kürsüne ayırmış olduk. Bence çok değerli, çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bilinçlenme zamanı geldi. Soruyorlar bana, ya senin ne yapıyorsun? Ne şey yapıyorsun? Hani bilinçlenme zamanımız geldiydi zaten. Bu da çok iyi oldu. Bir nebze de olsa dediğim gibi inşallah. Bu ve telefonumuzda ayetel kürsü böyle 10 dakikaya sığacak bir açıklaması yok arkadaşlar. Ayetel kürsü üzerinden 1 saat konuşabiliriz. Her ne talep olursa ayetel kürsüyü daha detaylıca anlatabiliriz. İlerleyen zamanlar yine Fatiha'ya gireriz. Kevser suresine gireriz. Yani bunların da çok, mesela Kevser suresinde bazı çok. Bazı ayetlerini irdeleriz. Onun da çok büyük şeyi var yani. Hikmeti var. Yani bütün dualarda hikmeti vardı ama belli başlı dualarımızın, hani devamlı okuduğumuz dualarımızın şeyleri var. Surelerimizin, ayetlerimizin şeyleri var yani. Değerleri çok yüksek. O yüzden zaten onların yüzü sürmesine okuduğumuz dualarımızın ve etmiş olduğumuz, kılmış olduğumuz namazlarımızın, işte okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in yüzü sürmesine zaten burada kendimiz ayakta duruyoruz. Bir kötülüklerden korunuyoruz bir nebzede yani. O yüzden onu derinlemek lazım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyoruz. İslam Biyoenerji YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Yasemin Biyoenerji ve İslam Biyoenerji Instagram hesaplarımızdan da yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.